Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size gene çok iyi bir yemek yapacağım. Ne yapalım? Rosso yapacağım. Fakat bu rosso'yu lokanta usulü yapacağım. Önceden Adapazarı'nda çok tabii ki sulu yemek lokantası vardı. Şimdi her yerde öyle gerçi. Yani her taraf dönerci oldu, çiğ köfteci oldu, bilmem ne oldu. Sulu yemek yapan az. Önceden lokantaya giderdim, böyle salçalı köfteler, rostalar falan filan. Müthiş yemekler olurdu. Hele Adapazarı'nın ustaları, genelde Yugoslav macarı, Yunan macarı, Bulgar macarı. Bunlar gerçekten güzel yemek yaparlardı. Neyse, o zamanlar yediğimiz rosto. O usulde yapacağım arkadaşlar. Yani ben bakıyorum şimdi, videolara, YouTube'da çok değişik usullerde yapanlar var. Yani bunun pişirmenin çeşit çeşit usulleri var. Fakat ben eski usulde lokantacıların yaptığı usulde yapmaya çalışacağım. Daha evvel yaptım ben. Çok güzel oldu tabii ki de. Şimdi çekim işi bir daha yapacağız. Rosso, Dana'nın Noir denen yerinden olur. Arkadaşlar bu özel bir ettir. Kasabınıza gittiğiniz vakit ben Rosso'luk et istiyorum dediğiniz vakit Dana Noir verecek size. Böyle bütün parçalarını da alıyoruz. Şimdi kimisi bunu alıp komple haşlıyor. Ben öyle yapmıyorum. Öyle hem uzun sürüyor hem etin ortası sert kalıyor. Şimdi başlayalım. Bir parmak kalınlığından 1 santim civarı etlerimi şöyle doğrayacağım. Bıçağımı da yeni biledim. Sırf bu iş için. Bunun bir tanesi bir porsiyon olacak. Bakın şu kalınlıkta yani bir parmak, tabii parmak çok büyük olan ortalama bir parmak kalınlığında etlerimizi şöyle kesiyoruz. Bunu bazen mühürlüyorlar. Mühürlemiyoruz arkadaşlar. Bunu direktman ben tencereye atacağım. Önce haşlayacağım. Dilim olarak haşlayacağım. Etlerimizi bir keselim. Burada bu arada 1 kilo 350 gram et var. Şu şekilde etlerimizi keserken şu etrafındaki yağları da alıyoruz. Çok güzel yağlar bunlar. İç yağı arkadaşlar. Bunları her şeyde kullanabiliriz. Şimdi bunu haşlayacağız biz. Çok da yağları da varken aşırı yağlı olmasını istemeyiz, değil mi? Şöyle mümkün olduğu kadar temizleyelim yağlarını. Etlerim pişirmeye başlamadan önce size göstereyim istedim. Şu hale getirdim. Yani görüntüsü bile çiğken bile iştah açıyor, değil mi arkadaşlar? Bunları şöyle güzelce tencereme yerleştiriyorum. Şöyle bir orta boy soğanı dörde bölüyorum. Tencereye atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Buna karabiber çok yakışıyor. Tuzunu sonra pişmeye yakalayacağız. Şimdi bunun üstünü kapatacak kadar su koyup ocakta haşlamaya bırakıyoruz. Evet, gördüğünüz hali aldı. Bu kadar su buna yeter. Kapağını kapatıyoruz. Kaynayınca altını kısıyoruz. Güzelce haşlıyoruz yumuşayana kadar. Tenceremiz kaynadı. Ben de ufak ocağa koydum. Çok kaynakta haşlıyor. Şimdi altını kıstık. Burada yapacağımız bir iş var. Bu çıkan köpükler. Bu çıkan köpükleri bir kaşık yardımıyla herhangi bir kaba, lavaboya
bir yere atalım. Bu yemeğin tadını bozar. Evet, tam bir saat kaynattım. Bakalım durum nasıl? Şöyle çatal giriyor. Çok rahat giriyor. Tamamdır. Bu olmuştur. Daha fırında pişecek çünkü. Eğer öyle bütün olarak pişirmek istediğiniz 2-3 saatten aşağı pişmezdi bu arkadaşlar. Şimdi bunu tepsimize yerleştirelim. Şimdi bir tane delikli kepçe yardımıyla bu etleri alacağız. Soğanları almıyorum. İsteyen alabilir. Size bu etler yamuk yumuk gelmesin. Bunlar şimdi fırında pişerken düzelecek. Suyundan da sosunu yapacağız. Et sulu olacak, sosu çok mükemmel olacak. Evet, etlerimizi yerleştirdik. Şimdi sosumuzu yapalım. Tuzun sosunu atacağız. Bu sefer öyle yapacağım. Bir tencere aldık. İçine bir miktar sıvı yağ attık. Yani ne kadar? 2-3 yemek kaşığı. Yağımız kızarken buna 2 yemek kaşığı tepeleme un atıyoruz. Unu şöylece kavurmaya başlıyoruz. Hem kavrulacak biraz hafiften hem de topakları gidecek. Dikkat edin, unu yakmayın. Şöyle hafif kavrul kokuyu aldığı vakit 2 yemek kaşığı domates salçası atıyorum. Bunu da beraber kavuruyorum. Şöyle unla salça birbirine girsin. Şöyle güzelce kavrulduktan sonra et suyumuzu döküyoruz. İçindeki soğanları aldım ben. Kafi miktarda arkadaşlar, bu sizin tepsinizin büyüklüğüne bağlı. Yani sos etlerin üstüne çıkacak. Fazladan zarar gelmez. Şimdi bir tel yerde çırpıcı yardımıyla salçayı güzelce açıyoruz. Kaynadıktan sonra tuzumuzu atacağız. Tuz kaynamayı geciktirir biliyorsunuz. Bu benim gözüme az geldi. Biraz daha atayım. Hatta hepsini dökeyim. Fazlasını, kalanını başka bir şeyde kullanırım.
Hazır soğanlı karabiberle de suyumuz gibi. Sosumuz kaynamak üzere. Ben buna 2 tatlı kaşığı tepeleme tuz atıyorum. Bu oran her zaman dediğim gibi size kalmış. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Tuz fazla geldi diye korkmayalım. Çünkü daha etlere tuz atmadık. Şimdi ocağımızın altını kapatıp tenceremizi tepsimizin yanına alıyoruz. Şimdi bu güzel hazırladığımız sosu hop tepsiye boca ediyoruz. Şimdi tepsimizi 180 derece ısıttığımız fırına veriyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Pişince o kendini belirleyecek. Rostomuz fırında pişerken biz de patateslerimizi hazırlayalım. Bunu patates püresiyle yapıyorlar. Fakat ben size lokanta usulü yapacağımı söylemiştim. Küçüklüğümden beri rosto yerim lokantalarda hiç patates püresiyle yapıldığını görmedim. Hep patates kızartmasıyla. Şöyle iri iri doğrayalım. Evet, rostamız pişti. Şimdi fırına alıyorum. Şöyle bir şey arkadaşlar. Altına da koyalım. Mükemmel oldu. Şimdi bunu servis edelim. Üstü de kızarmış. Şöyle yanına sosundan. Birkaç çanak patates kızartmasın. Dediğim gibi arkadaşlar, isteyenler bunu püreli yapabilir fakat ben bunu lokanta usulü yaptım. Ve bence de patates kızartmasıyla çok daha güzel oluyor. Şöyle bakalım. Sadece çatalla. Gördüğünüz lime lime olmuş. Müthiş. Tadına bakıyorum müsaadenizle. Ağzımda dağılıyor. Arkadaşlar bir de benim formülümü bir deneyin. Yorumlarınızı yapın. Yazın yorumlarınızı aşağıya. Mutlaka bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten harika oluyor ve tam bir ziyafet yemeği. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.